Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi bugün DGS hemşirelik hakkında konuşacağız. Hemşirelik kontenjanları neler? Hemşirelik kazanmak için aşağı yukarı kaç net gerekiyor arkadaşlar? Bunu birlikte konuşacağız sizinle. Bu 3 sayfa var arkadaşlar. DGS kontenjanları, hemşirelik taban puanlarının olduğu sayfa ve puan hesaplaması arkadaşlar. Bunların üçünün linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet, DGS kontenjanları 2019, 2020, 21 ve 2022 son 4 yıla ait olan kontenjanların listesi. Bütün liste burada arkadaşlar. Yani buradan istediğiniz bölümlerin kontenjan değişimleri ne olmuş? Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmına burada kontenjanlar kısmını size ekleyeceğim. Hukuk kontenjanlarının değişimini görebiliyorsunuz. Hemşirelik kontenjanlarında çok fazla bir değişiklik olmadığı göz önünde gözüküyor. Konumuz hemşirelik olduğu için onu konuşacağız. Hemşirelik kontenjanlarında bir değişiklik yok arkadaşlar. Dolayısıyla kontenjanlara bakarak puanların yükselebileceğini söyleyemeyiz. Yani dolayısıyla kontenjanlara göre düşün konuşacak olursak hemşirelik taban puanlarının aynı kalacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Burada sadece belirleyici olacak olan sınavın kolaylığı ve zorluğudur. Sınavda geçen seneye göre çok zor olmadığına ya da çok kolay olmadığına göre geçen seneye benzerlik, paralellik gösterdiğine göre arkadaşlar hemşirelik kontenjanlarının işte taban puanlarının çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Geçen sene aşağı yukarı hangi puanla aldıysa bu sene de ona benzer bir puan alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kontenjanlara göre bir puan değişikliği olmayacak arkadaşlar. Taban puanlarını buradan beraber inceleyebiliriz. Burada bakıyorsunuz arkadaşlar işte İstinye Üniversitesi, bilmem ne üniversitesi bunlar başlıyorlar. 2021 sıralamaları var. Burada aynı zamanda taban puanları var. Şurada puanlar var, sıralamalar var arkadaşlar. Buradan devlet olanları işaretledim ben. Bakın bu sarı olanlar devlet. Yani devletler en son nerede durmuş? Ona bakmak istiyoruz. Sıralamalarına bakıyoruz mesela. Devletlerin en son sıralaması neredeymiş? Ona birlikte bakalım. 300'e kadar, 293-294'e kadar devlet puanları düşüyor arkadaşlar. Yani bize 294 civarı bir puan gerekiyor. Bunun için kaç net yapmamız lazım arkadaşlar? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sanıyorum en son devlet için aynı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi almış. Evet, aşağılara baktığımızda gözükmüyor. Yani özeller için puanlar 280-277'ye kadar. Atılım Üniversitesi Ankara işte bunlara baktığımızda atılımı gelişim var mesela İstanbul'u düşünenler için İstanbul İstinye Üniversitesi 276'ya kadar. Gelişim Üniversitesi 273'e kadar düşmüş. Dolayısıyla hani kaç net gerekir devlet kazanmak için diye düşünecek olursak ÖBP burada tabii ki etkili olacak her zaman. Bunu tabii ki net olarak söyleyebiliriz. Cumhuriyet Üniversitesi üzerinden düşünelim. 293 ile almış geçen sene. Bu sene de puanların birazcık yükseleceğini baz alalım. Yani 3-4 puanlık bir değişim söz konusu olabilir. Dediğim gibi yani taban puanların çok fazla değişeceğini düşünmüyorum ama farz edelim ki 3-4 puanlık bir artış söz konusu olsun. Yani 293'te değil de 295, 296 ile devletin kapatacağını düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu an onu düşünecek olursak. Buna göre yani bizim kaç net yapmamız gerekiyor? Burada da puan hesaplama sayfamıza giriyoruz. ÖBP'nizi bilmiyorsanız ÖBP'nizi hesaplayarak buradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Her testten en az bir ham puan yapılması lazım. Yani her testten en az bir net yapılması lazım. Yani burada ham puandan kasıt tabii ki net oluyor arkadaşlar. Yoksa ben şey sayısaldan bir doğru bir yanlış yaptım. Benim puanım bir ham puanı geçiyor vesaire. Öyle değil arkadaşlar. Bu bir netle alakalı. Ön lisans başarı puanınızın hemşirelik için ben 50 üzerinden alalım. Yani 2,5 ortalamaya sahip birinin devlet hemşirelik kazanması için kaç net yapması gerekiyor diye buradan birlikte baktığımızda bu kişinin diyelim ki 32 net yaptığını varsayarsak, bu kişinin 5 tane de Türkçe yaptığını varsayarsak, bakalım buna devlet hemşirelik geliyor mu? Yani 32, şurayı 33 yapalım mesela, Türkçeyi 10 yapalım. Mesela buradan baktığımızda 50 ÖBP'ye sahipse buna devlet hemşirelik gelir mi diye baktığımızda 283 de kapatıyor. Yani buna büyük ihtimal devlet hemşirelik gelmeyecektir arkadaşlar.
33 değil de bunu 35 yapsak, yani 35-36 bandına, yani bunu 36 bandına doğru çekersek devlet hemşireliğin gelme ihtimali ucundan geliyor gibi duruyor. Ama hala risk var arkadaşlar. Yani 36 net yetmeyebilir devlet hemşirelik için. Ben ne olur ne olmaz, hani ihtimal dahilinde belki 10 tane Türkçe yapmamıştır, belki 5 tane Türkçe yapmıştır. Hani ihtimal dahilinde 38 bandına kadar bunun düşebileceğini size söylüyorum. 296 puan yapıyor. Demek ki devlet hemşirelik için tahmini olarak 50 ÖBP'ye sahip bir kişinin 38 civarı bir net yapması lazım arkadaşlar. Yani 35-36'ya kadar ÖBP'yi biraz yükseltirseniz, bunu 60 yaparsanız, tabii ki bu neti biraz düşürürseniz yine aynı puanı büyük ihtimal size verecektir. Bakın yine 296 yaptı. Yani buradan 2 net, buradan ÖBP ne kadar etkili oldu? Buradan 2 nete kadar ÖBP etkili oluyor. Yani olacağı en fazla zaten 6 puan, o da buna benziyor. Ama ÖBP'si burada 3,5 olursa, yani 70 ÖBP'ye sahipse bu kişinin, 36 değil de bu sefer 34 net bile yetebiliyor kendisine. Aşağı yukarı buradan görüldüğü gibi 34 nete kadar, 35 nete kadar ÖBP'sine bağlı arkadaşlar. Yani iyi bir ÖBP'si varsa bu kişinin, 70 ÖBP'si varsa 35 net. Yani burada kendini riske atmasın. Ben 35 net üzerinden daha çok düşünmeyi tercih ederim. 35 nete sahipse bu kişinin tahmini olarak devlet hemşirelik gelecek. Ama ÖBP'si buysa, ÖBP'si 50 ise dediğim gibi bu kişinin tahmini olarak riske girmemesi, ben kazandım diyebilmesi için 38 net civarı bir nete ihtiyacı var. Son devlet hemşirelikler bu arkadaşlar. Özeller içinde 270-280'e kadar, 278-280'e kadar düştüğü için dolayısıyla 30 net bile özel için yetiyor arkadaşlar. 271 yapıyor, tam 30 net yetmiyor. Yani burada demek ki ÖBP'si 50 olan bir kişiye 30 net değil de 31-32 net. Bakın 31, 32 net civarı bir neti varsa, ÖBP'si 50 ise bu kişiye 277 puan geliyor. ÖBP'si 60 ise bu kişiye 280 civarı, 283 civarı bir puan geliyor. Yani ÖBP'si 60 olan bir kişiye 61-62 çok fark etmeyecektir arkadaşlar. Yani bunu 62 de yapsanız bu kişinin alacağı puan 283 bandında, 284 bandında bir şey olacak. Ya dolayısıyla ÖBP'si 60-62 bandında olan bir insana 32 net bu arada. Yani yanlış koymadığım için 32 net. Bunu 33 net yaparsak bu kişinin kendini büyük ihtimal garantiye alması olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada 5 Türkçe değil de bunu 10 Türkçe yaparsanız bir matematik neti yapacak, 290 puan gelmiş olacak. Yani ucundan devleti birkaç netle kaçırmış olma ihtimali var arkadaşlar. Yani dolayısıyla riske hiç girmemek için, yani kişinin kendisine diyelim ki ÖBP'sinin 55, yani burada 2,75 puan, dolayısıyla ÖBP'sinin 55 olduğunu düşünerek, bu kişinin de 42 net yaptığını düşünerek, 5 tane de Türkçe yaptığını düşünerek hesapladığımızda bu kişinin 311 puanı varmış. 311 puanın geçen seneki sıralaması nerede? Ona bir bakalım arkadaşlar. Yani tahmini sıralamaları da bu şekilde görebilirsiniz. Yani benim sıralamam nerede? Nasıl gidiyor diye, seyrediyor diye bakarsanız, buradan tahmini sıralamalarınız, 311 puanın tahmini sıralaması şuralarda bir yerde arkadaşlar. Görüyorsunuz 1300'lerde, 1200'lerde. Yani bir kişi eğer 42 neti varsa, 42 neti varsa, ÖBP'si 55 ise, bunu ÖBP'sini 60'a çekelim. 42 neti de 43 civarı bir şey yapalım. Türkçesi de 5 olsun. Bu kişiye gelecek puanın 317 puan olduğunu görüyorsunuz. 317 puanın da sıralaması 700'lerde, 800'lerde arkadaşlar. Yani tahminen benim tahminlerim de bu yönde. İlk 1000'e girmiş olacak. Yani ilk 1000'e girmiş olmak için aşağı yukarı 43 net civarı bir net gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu detaylı bir video oldu. Diğer bölümler için de detaylı videolar çekmeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.